Bye. Merhaba sevgili ve değerli kriminale ilgi duyan ailem. Kabus Fabrikası'na bugün de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz her şeye rağmen çok çok iyisinizdir. Bilmeyenler için ismim Tülay. İbretlik suç dosyalarını sizlere kendimce anlatıyorum. Çok iyi araştırmaya çalışıyorum. Birkaç kaynaktan araştırmaya çalışıyorum. Şayet videolarım kısaysa hakikaten o kadar bilgi vardır. Yoksa ben uzun videodan korkmayan, onun getireceği işten korkmayan biriyim. Yeter ki tüm detaylarıyla size bu ibretlik olayları aktarabileyim. Hafta arası her gün 60 saniyelik videolarla da Instagram'da sizlerleyim. Onlar daha çok 3. sayfa olayları. Hakikaten o kadar bilgi var. Çok daha fazla bilgi varsa 5-6 dakikalık videolar yapıp YouTube'da da yayınlıyorum. Aynı olayı ki orada da o bilgilere ulaşılsın. Caniler görülsün, bilinsin, olaylar unutulmasın, kurbanlarımız maalesef ki anmak zorunda kalıyoruz, anılsın. Evet, benim tüm amacım bunları size mümkün olduğunca fazla aktarmak, unutulmamasını sağlamak ve ummak. Evet, umuyorum. Belki biraz polyanacılık olacak ama umuyorum. Bunların biteceğini umuyorum. Hatta bu olayları izleyen, kendinde o potansiyeli gören insanların ne dehşet şeyler, gidip tedavi olayım, kimseye zarar vermeyeyim diyeceğini umuyorum. Evet, hatta bir totemimiz var bizim. Diyoruz ki lütfen, lütfen, lütfen kabus fabrikası sevgi fabrikasına dönüşsün artık tüm canlar için. Özellikle haycanlar ve çocuklar için en savunmasız, en bize muhtaç olan, korunmaya muhtaç olan onlar. Kadınlarımızın da başına çok şeyler geliyor maalesef ki. Ama en azından onların çoğunun kendini savunabilecek kapasiteleri var. Çocuk ve haycanlarda o da yok. O yüzden umuyoruz ki totemimiz bir an evvel gerçekleşsin. Sevgili arkadaşlar, 10 Ağustos'ta bir yıldır sizlerleyim. Hakikaten daha önce YouTube'da hiç var olmamış biri olarak, bir yorum bile yapmamış biri olarak, beni hiç tanımadığınız halde birdenbire önünüze gelmiş videolarıma bu kadar ilgi gösterdiğiniz için, beni desteklediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Üye olan arkadaşlara ayrıca teşekkür ederim. Ve tabii ki devamını dilerim. Instagram'daki arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Spotify'daki arkadaşlara da. Desteklerinizin devamını diliyor. Bugünkü iki korkunç olayımıza geçiyorum arkadaşlar. Instagram'dan Gamze Hanım'ın isteği Nigar Kevser Şahin. Münevver Karabulut ve Çağla Tuğaltay cinayetlerinin benzetildiği 13 yaşında vahşice katledilen Nigar Kevser Şahin olayı. 27 Mart 2006 günü öğleden sonra Beylikdüzü Doktor Haydar Arslan İlköğretim Okulu 7. sınıf öğrencisi olan 13 yaşındaki Nigar annesinden arkadaşına gitmek için izin ister. Henüz bir yıldır o mahallede oturuyordur Şahin ailesi. Anne Nigar Şahin o günü Haber Sahası kanalına verdiği röportajda şöyle anlatır. Çok ısrar etti. Anne çok iyi bir arkadaşım dedi. Hani bir şeyler hissedersiniz ya, bir de henüz aileyi tanımadığımdan izin vermek istemedim. Ama çok da yakın oturuyorlardı, izin verdim. Saat 5'te aradı beni. Kızım hadi gel artık dedim. Yemek yiyoruz diye yineledim. Ama Nigar arkadaşın da yemek yediğini söyledi ve anne biraz daha kalayım diye ısrar etti. Peki eğleniyor musunuz kızım diye sorduğumda eğlendiklerini söyledi. Ben de bunun üzerine tamam peki biraz daha kal kızım dedim ama gecikme diye de ekledim. O gün büyükler Esin Hanım'da oldukları için sonrasında Esin Hanım yemek telaşına dalmış ve bu şekilde biraz zaman geçmiştir. Ama yemeğini herkesle birlikte yememiş, kendi tabağını camın kenarına alıp oradan hem dışarıyı gözleyerek yemeğini yemiştir. Ki Nigar gelirse Nigar'ı görebilsindir. Aynı zamanda Esin Hanım'ın haberi olmadan baba da dışarıda o apartmana doğru yürüyerek Nigar'ı arıyordur.
Ama baba acaba yanlış yere mi bakıyorum diyerek Esin Hanım'ı arar. Esin Hanım adresi verir ama o adreste Nigar yoktur. Anne arkadaşının ailesini arar. Telefona çıkan arkadaşının annesi Nigar'ı saat 7'de gönderdiğini belirtir. Anne ve baba hemen jandarmaya kızlarının kaybını bildirip tüm aileyle birlikte sokak sokak Nigar'ı ararlar. Maalesef ki Nigar'dan hiçbir iz yoktur. Anne Esin Hanım sokakta kızımı ararken bir taraftan sanki anlamıştım başına kötü bir şey geldiğini der. Çünkü 5 dakika bile gecikmeyen güvenilir bir çocuktur Nigar. Anne sokaklarda bağırarak, kızının ismini çağırarak arar Nigar'ı ve şöyle söyler anne. Ama her yer karanlıktı. Hava da karanlıktı. Benim içim de karanlıktı. Çünkü ne olduğunu anlamıştım. Ve sonrasında der anne, çaresizce eve döndüm ve 2 gün boyunca sadece dua ettim. Sonrasında kendi söylemine göre patlama yaşamış, hem saçlarını yolmuş, hem kafasını duvarlara vurmuş. Neden izin verdim diye kendini suçlamıştır. Oysa ki suçlu Esin Hanım değil, dürtülerini kontrol edemeyen adi ve aşağılık cani veya canilerdir. Ve aileye 2 gün sonra 29 Mart 2006'da o korkunç haber bir telefon aracılığıyla verilir. Bir çöp konteynerinden gelen kötü koku nedeniyle jandarma aranmış ve o çöp konteynerinin içinde bir valizde Nigar'ın parçalanmış bedeni bulunmuştur. Nigar boğularak öldürülmüş, birçok kez cinsel saldırıya uğramış, bacakları diz hizasından kesilmiş, cenin pozisyonunda bir valize konulup çöp konteynerine atılmış, orada da yakılmak istenmiştir. Nigar'dan 3 yıl sonra aynı şekilde katledilip valizle çöpe atılan Münevver Karabulut olayı da sonrasında bu olaya benzetilir. Ve hatta acaba Nigar'ı da mı Cem Garipoğlu öldürdü diye tartışılır, konuşulur. Cem Garipoğlu ise Nigar'ın ölüm anında 15 yaşındadır. Ama tabii ki bu olmayacak bir şey de değildir. Birçok olayda gördüğümüz gibi. O tarihte astsubay olan baba Ali Şahin kızlarını teşhis etmek için eşi Esin Hanım'la birlikte Adli Tıp Kurumu'na giderler. Baba ise o anı şöyle anlatır. O anki o korku anlatılmaz tabii. Kimse de yaşamasın bunu zaten. Adli tıpa geldik ama biz bizim kızımız değil diyeceğiz umuduyla girdik oraya. Ve kızımızı bize orada o şekilde gösterdiler. Eşimle göz göze geldik. Zaman durdu. Her şey durdu. Biz her ihtimale karşı yine de DNA testi istedik. Ve testlerin sonucu 3-4 gün sonra geldiğinde vahşice katledilen o çocuğun bizim çocuğumuz olduğu kesinlik kazandı. Baba o dönemde kızının katilinin bulunması için yeterli titizlikle çalışılmadığını belirtir. Emniyetin bu konuları çözmede daha tecrübeli olduğu bilinse de bulundukları bölge jandarmanın sorumluluğunda olduğu için babanın talebi kabul edilmemiştir. Baba küçük bir çocuk canice katledildi. Yani böyle bir katlin sonucunda nasıl bu dava veya bunun gibi davalar bürokratik engellere takılır, aklım almıyor diyecektir. Baba madem öyle en azından polis teşkilatı jandarmayı desteklesin demiştir. Ama maalesef ki bunun da mümkün olmadığı söylenmiştir. 30 tane jandarmayla birlikte der baba, biz Beylikdüzü'nde bir şeyler yapmaya çalıştık. Mesela der baba, kızının cep telefonu konteynerin yakınında bulunmasına rağmen çok önemli bir delildir bu. Çünkü biliyorsunuz ki sadece bunun verileriyle bile yakalanan katiller vardır. Ama buna rağmen bir askerin bunu telefona dokunmadan komutanına giderek orada bir cep telefonu var demesine rağmen o komutan maalesef ki o askere telefonu getirmesini söylemiş. O asker çıplak elle o telefonu getirip komutanına vermiş. Komutan da bu kızınızın telefonu mu diye babaya göstermiştir. Ve bu şekilde onların parmak izi de bu telefonun üzerinde olduğundan üzerindeki bütün deliller değersiz duruma gelmiştir. İnanılmaz, akıl almaz bir durum. Ayrıca bu telefonla alakalı baz istasyonu araştırması da yapılmamıştır. Evet, korkunç.
Ve Nigar'ın öldürüldüğü gece güneş tutulması olduğu için Nigar'ın satanist bir ayine kurban edildiği düşünülerek jandarma 20 kişilik bir ekip kurarak Nigar'ın tüm eşyalarını ve bilgisayarını inceler. Bir defterinin içinde ise garip bir not bulunur. Bu notta şöyle yazıyordur: "Ölmekten korkmuyorum. Adım adım ölüme gidiyorum." 13 yaşındaki bir kız için oldukça düşündürücü bir nottur bu. Ama bu nottan da bir yere varılamamıştır. Nigar'ın katlinden 8 gün sonra 4 Nisan 2006'da Bahçeli Evler'de bir apartmanın ikinci katında Bülent A. isimli bir yüzbaşı 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunmaya çalışırken kızın çığlık atması üzerine kaçmaya çalışsa da vatandaşlar tarafından yakalanır. Bu olayın Nigar'ın olayından hemen sonra yaşanılması acaba Nigar'a da bu kişi mi bu dehşeti yaşattı diye düşünülür. Bu konuda da araştırma yapılır ama bunda da bir netlik kazanılmaz ya da kamuya bir şey duyurulmaz. Yani maalesef ki Nigar'ın olayında tüm bilgiler hep yarımdır. Ve bu olay ise 2000 yılında öldürülen Çağla Tuğaltay olayına benzetilir. Ama Çağla cinayetinden 6 yıl sonra işlendiğinden ayrıca onunla da bağlantı kurulamamış olacak ki bu konuyla da ilgili bir açıklama yapılma. Bu konuda böylece kapanacaktır. Nigar'ın cenazesi Beylikdüzü Megakent'teki evlerinin önüne getirildiğinde baba Ali, anne Esin ve kardeşi Mustafa Şahin birbirlerine sarılarak ağlarlar. Yakınları ise caniye ya da canilere lanetler yağdırırlar. Nigar'ın kaçırıldığını gördüklerini söyleyen bazı tanıkların ifadelerine göre çizilen robot resim Cem Garipoğlu'na benzetilir sonrasında. Bana göre ilginç başka bir detay ise bu kişilerin kaçırılmayı gördüklerini iddia etmeleri ama polise bildirmiş olmamalarıdır. Yani orada bir küçük çocuk kaçırılacak, siz sonra buna tanıklık edeceksiniz ama polisi de aramamış olacaksınız. Bana göre çok tuhaf bir tanıklıktır bu. Ben robot resmi benzetemedim Cem Garipoğlu'na. Sizler benzetiyor musunuz? Yazarsınız yorumlara. Ve bir süre sonra Nigar'ın dosyası maalesef ki kapatılır. Nigar'ın dosyası 2011 yılında o bölgenin emniyete devredilmesi sonucunda yeniden açılır. Ve polis mahkeme kararıyla o bölgedeki tüm evleri aramaya başlar. Münevver Karabulut cinayetinin en önemli delillerinin bulunmasına yardımcı olan mavi ışık kullanılarak aranır evler. Nedir bu mavi ışık yöntemi? Luminol adı verilen madde yüzeyleri püskürtüldüğünde yüzeydeki kırmızı sıvı izleri mavi yeşil renkte ışık saçarlar ve gözle görünmeyen kalıntılar bile bu şekilde bu ışıklar sayesinde tespit edilebilir. Bu olayda farklı bir olay ve iddia da şudur. Olay sırasında olayın olduğu yerin yakınında, konteynerin yakınında boş olan bir apartmana 6 yıl sonra o dairelerden birine bir anne kız taşınmıştır. Bu kız sürekli dairede bir çocuk sesi ağlaması duyduğunu, işte bir kız çocuğunu sürekli rüyasında gördüğünü anlatmaya başlar komşularına. Bunun üzerine komşulardan biri kadına Nigar'ı anlatır. Kadın internete girer, araştırır. Nigar'ın fotoğraflarını gördüğünde rüyasında gördüğü kızın Nigar olduğunu iddia eder. Ve babaya ulaşır bu kadın. Baba için bu durum, bu iddia bile bir umut ışığıdır. Çünkü baba, kadınla birlikte polise gider baba. Aynı şeyleri polise de anlatacaktır bu kadın ama buradan da bir yere varılmaz. Bu olayda en son gelişme 2019 yılında yaşanır. Bu tarihe kadar polisin elinde E.Ş. isimli bir şüphelinin olduğuna dair herhangi bir bilgi de bir yerde yoktur zaten. 2019 yılında E.Ş.'nin annesinin bir arkadaşı bir internet sitesine şöyle bir açıklama yapar. O gün arkadaşı bu açıklamayı yapan kadını Mika'yı evine çay içmek için çağırmıştır. Ve şöyle anlatır kadın. O gün arkadaşımın evinde telaşlı bir durum vardı. Annenin bir ara oğluna valize koyup atalım dediğini duydum. Evde dayanılmaz bir koku vardı. Ceset kokusu gibiydi. Çocuğun yüzünde kızarıklık vardı. Annesi, oğlum
Çamlık'ta tinercilerle kavga etmiş diyerek olayı geçiştirdi. Bir ara ikisi de içeriye geçti. Bavula koyar atarız, içinde kitap olduğunu söyler kapıcıya attırırız şeklinde konuşmalar duydum. Bir saat oturdum, kalktım, gittim der. Neden bunca yıl sonra anlattığının cevabı ise şöyledir. O yıllarda bazı görevlilere bundan bahsettim ancak nedense üzerine gidilmedi der. Nigar'ın vahşice öldürülmesinden şüphelendiğim bu kişilerin parmağı olduğuna dair ciddi izlenimlerim var. Şayet gerekli inceleme yapılır ve söylediklerim dikkate alınırsa bu cinayet faili meçhul olmaktan çıkar. Suçlular da yakalanır, cezalandırılır diye de ekler açıklamasına. Ama bu açıklamayla ilgili benim aklıma şu geldi. Şimdi böyle bir olay, oğlunuzla bir şeyi valize koyacağınızı konuşacaksınız. İşte evde o koku olacak ama siz bu kadını çay içmeye davet edeceksiniz. Yani ben pek mantığıma oturtamadım. Siz ne diyeceksiniz bilmiyorum. Neden ben o kadını çağırayım? O içerideyken böyle bir konuşma yapayım. Ben daha çok kişisel bir sorun olduğunu ve bu yüzden suçlanılmaya çalıştığını düşünüyorum. Sizler ne diyorsunuz? Bana mantıklı gelmedi bu ve zaten bundan da, bu iddiadan da bir şey çıkmayacaktır. Maalesef ki cani veya caniler hala serbest geziyorlardır ya da bilemiyoruz ki kimdir, nedir, öldüler mi, gittiler mi. Aile videoda olayın unutulmamasını istediklerini söylerler haklı olarak. Çünkü her gün eminim ki acaba bugün adalet yerini bulur mu diye düşünüyorlardır. Çok sabır diliyorum kendilerine gerçekten. Yine dürtülerini kontrol edemeyen bir şeref yoksunu yüzünden mahvolan birçok hayat. Çok korkunç. Olay yeri inceleme ekiplerinin de artık sorumluluklarının bilincinde olup hakikaten çok dikkatli bir şekilde artık tüm delilleri toplamalarını, artık o kapasiteye sahip ve o eğitime sahip olduklarını bu yıllarda artık umuyorum. Çünkü yazık ve bir cep telefonunun incelenmemesi bu nasıl bir şeydir bunu da anlamıyorum. Çok yazık. Gerçekten bazı olaylar sanırım sırf bu yüzden çözülemiyor. Evet. Nigar kızımızın bu korkunç olayı buydu arkadaşlar. Şimdi ikinci korkunç olayımıza geçiyorum. Yine hassas arkadaşları uyararak geçiyorum. Kayseri'nin Talas ilçesinde 2009 yılında Şeker Bayramı'nın ikinci günü 9 yaşındaki Ahmet Tuna Tekin, 6 yaşındaki kardeşi Dilruba Tekin ve 11 yaşındaki arkadaşları Türkan Ay şeker toplamak için evden çıkarlar. Ama daha sonra 3 küçük çocuktan bir daha haber alınamaz ve tam 550 gün daha da haber alınamayacaktır. Bu olayda dönemin Cumhurbaşkanı Gül, katil veya katillerin bulunması için devreye girmiş ve bunun üzerine CSI Konya olarak bilinen özel ekip kurulmuştur. Yüzlerce cinayeti çözen ekibin başında Ercan Taştekin vardır. Taştekin, kamuoyunda şeker çocuklar olarak bilinen küçük çocukların katiline nasıl ulaştıklarını şöyle anlatır. Göreve başlar başlamaz ilk ekibin tüm çalışmalarını inceledik. Önce olayın nedenini bulmamız gerekiyordu. Bu bizim için hayati bir soruydu. Organ mafyası bağlantısı ile ilgili birçok iddia ortaya atılıyordu. Ancak biz ilk olarak bu ihtimali devre dışı bıraktık. Çünkü Türkiye'de bu nedenle işlenmiş tek bir cinayet bile yoktu. Ardından çocukların aileleri, yakınları ya da husumetleri olan birisi tarafından mı bu olay gerçekleştirildi diye araştırma yaptık. Ancak bu da sonuçsuz kaldı. Pedofili örneklerini inceledik, çemberi daraltıp özelden genele gittik. Önceki deneyimlerimize göre katilin bir kişi olma ihtimali çok yüksekti. Çevrede yaptığımız incelemelerde bu konu üzerine yoğunlaştık. Çevrede yapılan incelemeler sonucu çocukların araçla kaçırılmadığı, başka bir yere gitmedikleri tespit edildikten sonra olayın bir evde gerçekleşmiş olabileceği üzerine durduk. Çocukların şeker toplamak için dolaştığı mahalledeki tüm kamera kayıtlarına ulaştık. Çocukların apartmanlardan çabuk çıkması bize sadece birinci kattaki ilk dairelere girip çıktıkları sonucunu verdi. Bizden önceki ekip çalışmalarında bekar bir erkeğin her gün evinde
temizlik yaptığı notunu bulduk. O şüphelinin üzerine yoğunlaştık. Maddi imkanları yerinde olmamasına rağmen olaydan iki gün sonra arkadaşının adına otomobil kiraladığını öğrendik. Şimdiye kadar bir otomobil kiralayıp kiralamadığına baktık, kiralamamıştı. Araştırdık ve olaydan iki hafta sonra memleketi Yozgat'a taşındığını belirledik. Çalışmamızın ikinci haftasında katili tespit etmiştik. Ancak delilleri tam toplayabilmek için zamana ihtiyacımız vardı. Maddi deliller gerekiyordu. Teknik ve fiziki takip başlattık. Katilin o olduğunu bildiğimiz halde bunu ona hiç hissettirmedik. İfadesine başvurduk. Katil profillerini incelediğinizde cinayet işleyen kişilerin serin kanlı, heyecan yapmayan, rahat kişiler olduğunu bilirsiniz. İfadesi alınırken bu kişinin profili de buna uyuyordu. Bu sürede teknik ve fiziki takibimiz devam etti. Bir yandan delilleri topluyor, bir yandan katili takip ediyorduk. Son günlerde üzerinde baskı kurmaya başladık. Artık kendisini aradığımızı yavaş yavaş hissettirdik. Hata yapmaya zorladık ancak hata yapmadı. Zanlının kiraladığı arabayla çocukları Yozgat'taki köyüne getirdiğini ve oraya gömmüş olabileceğini düşündük. Arkadaşlarımızla istişare ettik. Ceset aramak için köpekler getirmemiz gerektiğini belirledik ve bu bölgede çalışma yapmaya karar verdik. Bu uzun soluklu bir çalışmaydı. Şahısla bir kez daha görüşüp ondan sonra köyüne gidip nerelerde ceset arayabileceğimize bakacaktık. Biz o bölgeye ceset aramak için zaten defalarca gitmiştik. Son görüşmemizde biz onu değil, o bizi çözdü. Baktı ki durum hiç de öyle, bunun sandığı gibi değil. Failin kendisi olduğunu delillendirdiğimizi ve son adımı atmak üzere olduğumuzu anladı. Tam biz çıkacakken ben de geleyim dedi. Geldi ve cesetlerin yerini o bize gösterdi. Evet, inanılmaz. Aslında ne kadar zeki biri ama zeka düzgün kullanılmayınca işte neler oluyor görüyoruz. Almanya'da evlendiği memleketlisi işinden boşandıktan sonra Kayseri'ye geri dönen fabrika çalışanı 33 yaşındaki Uğur Veli Gülışık'tır bu kişi. Ve onun verdiği ifadeyi okuyorum şimdi sizlere. Bayram günü şeker toplamak için kapımı çalan Türkan Ay ile Ahmet Tuna ve Dilruba Tekin'i evde kimsenin olmamasından yararlanarak ayrı ayrı odalara aldım. Ellerini bağlayıp ağızlarını koli bandı ile bağlayıp alıkoydum. Daha sonra Türkan Ay'a cinsel saldırıda bulunup kesici aletle öldürdüm. Etrafa kırmızı sıvılar sıçradı. Bunları temizledikten sonra beni gördükleri ve tanıdıkları için Ahmet Tuna'yı, sonra Dilruba'yı arkalarından sırayla sol elimle ağızlarını kapatıp boyunlarını sıkarak öldürdüm. Dilruba'nın çırpınışlarını unutamıyorum. Cesetleri önce banyoya koydum, sonra iki bavul ve bir valize. Araba kiraladım ve gece karanlığında doğum yerim olan Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde Yahya Saray göletinin orada kazdığım bir metrelik çukura üst üste gömdüm. Cesetleri gömdüğüm yerde daha önce piknik yapmıştım. Köyde bir iki gün kaldıktan sonra Kayseri'ye döndüm. Çocukları öldürdüğüm anlar gözümün önüne geldiği ve geride delil bırakmamak için o evden ayrılıp başka mahallede bir ev tuttum. Vicdan azabı çekiyordum. Pişmanım. Polisin elinde bu ifadeyi güçlendiren deliller de vardır zaten. Kırmızı sıvı izleri, kıl örneği ve telefon sinyali. Üç masum yavrunun çürümüş cesetlerinden kalan kemikleri kimlik tespiti için adli tıp kurumuna gönderir yetkililer. Ablası Türkan Ay'ın başına gelenlerden sarsılan 7 yaşındaki İkbal'in de diğer 3 çocukla birlikte şeker toplamaya çıktığı, ancak apartmana geldiklerinde o asansörden korktuğu için geri döndüğü ve şans eseri onun bu caninin elinden o şekilde kurtulduğu da öğrenilir. Her olay çok 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 zor, çok dehşet ama bu olayda caninin bu açık itirafı, o masum 3 yavrunun çektikleri
Sonra düşündü bu iki arkadaşlarının başına, iki kardeşin o arkadaşlarının başına o gelirken orada beklemeleri, ne düşündüler, kurtulamayışları, bu iyice bitirdi beni. Çok zor, çok zor. Ben aileleri düşünemiyorum. Kötülük ne kadar korkunç, ne kadar zor bir şey aslında. Neden? Yani bu kadar korkunç bir şeyken neden tedavi olmazlar? Neden diye yıllarca sorsam son nefesime kadar cevabını alamayacağım galiba. Yine yaşam hakları elinden alınmış masum küçücük çocuklar. Evet, sabır dilemekten başka bir şey gelmiyor elden. Cani ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılır. Evet, orada her gün kabuslar içinde yatıp kalkıp çürümesini diliyorum. Bugün de beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomuza dek kendinize iyi bakın, çevrenize iyi bakın, görün, görelim. Antenleri hep açık tutalım. Hoşça kalın.